Merhaba arkadaşım derse hoş geldin. Şimdi prizmaları görelim. Geometride öğrendiğimiz her şeyi üst üste biriktirip 3 boyutlu nesnelere geçeceğiz. Hadi bakalım geçelim nasıl şeylermiş onları görelim. İlk başta dik prizma nedir? Daha doğrusu prizma nedir? Buna bakın bak şimdi. Şöyle bir şey yapıyorum. Ben bir tane üçgen yaptım tamam mı? Sonra bu üçgeni ayağa kaldırıyorum. Nasıl yani? Diyorum ki her köşesinden yukarı doğru dik çizgiler çiziyorum tamam mı? Sonra bunları yukarıda da birleştiriyorum. 3 boyutlu kapalı bir kutu haline geldi. Ya da üstü açık, altı açık fark etmez. Bu kutu haline gelip 3 boyutlu bir nesne oldu mu? Oldu. Artık bu bir prizmadır. Bitti. Peki bu prizmaya nasıl isim veriyoruz? Diyorum ki dik prizma. Yani tabanıyla şu köşeler birbirine dik. Ya yukarı doğru çıkardım ya. Dik bir şekilde çıkardım. Güzel. Bir de bunlara isim verirken tabanına göre isim veriyoruz. Üçgenin bu üçgen değil mi? Tabanı üçgen mi? Evet, o zaman bu üçgen tabanlı prizma. Tabanı kare mi mesela? Tamam mı? Şöyle bir şey yapayım. Mesela bir kare yapayım. Bunu yukarı doğru çıkardım diyelim. Tamam mı? Çubukları yukarı doğru dik bir şekilde kaldırdım. Bunları birleştirdim. Alttaki kapan aynısı var yukarıda. Bunun tabanı kare olduğu için kare tabanlı prizma diyorum. Yani taban neyse isim ona göredir ve taban ve tepe birbirinin aynısıdır. Bunu unutmayın. Güzel. Şimdi Üçgen dik prizmalar. Tabanı üçgen olduğu için üçgen dik prizma oldu. Bunu açtığın zaman bak bir tane alt kapak bir tane de üst kapak var değil mi? Evet onlar burada. Aha üst kapak. Aha alt kapak. Bir de yan yüzeylerim var. Hangileri onlar? Bak bir tanesi şuradaki. Pardon şunu çizeyim. Şuradaki yan yüzey yan tarafta kalıyor. Yani şurada baktığında. Şuradan baktığında göreceğin. Bir de buradan baktığında göreceğin var. O da arkada kalıyor. Şu. Bu ikinci yüzey. Tarayalım. Bir de tam bize bakan karşı cephede olan bir tane var. O da şurası. Siyahla onu da boyayayım. Tam karşı cepheden bize bakan duvar. 3 tane yüzey. İşte 1, 2, üç. 3 de burada açtığın zaman böyle açılırlar. Hadi bakalım devam. Dikdörtgen, dik prizma. Tabanı dikdörtgen olduğu için. Dolayısıyla tepesi yani kapalı da dikdörtgen olduğu için. Buna dikdörtgen, dik prizma diyoruz. Bu yükseklikler eşit. Hepsi haş olsun. Açtın diyelim. Açtığında bu sarı kapakların biri altta, biri üstte açılır. Tamam, onlar burada. Güzel. Yan yüzeylere dikkat edin Bak, yan yüzeylere dikkat et. Mesela şu yan yüzey, tamam mı? Ve onun karşısında olan bir kısmı, daha doğrusu tamam mı? Arkada kalan bu yan yüzey birbirinin aynısıdır. Bir de ön yüzey var. O yan yüzeyler küçük olanları, şunlar. Hatta direkt tarayayım. Bak, şu ve şu. Bu ve bu. Evet. Karşılıklı oldukları için arada bir bölge olmalı. Sonra. Bir de şu mesela arka taraftakini siyahla göstereyim. Pardon siyaha geçmemişim. Şu var ya arkada olan yani ancak buradan bakarsan göreceğin yüzey. Mesela o nerede diyelim. Ee, sallıyorum o burada. Tamam mı? Bir tane de ne var? En önde var şu. Bunları boyamıyorum renkler karışır diye. O da burada. Bunu üç boyutlu halden açıp iki boyutlu hale çevirebilirsin. Altıgen dik prizma. Tabanın altıgen. Tamam bunu da açalım. Uzatmıyorum. Tabanda bir tane altıgen var. Yukarıda bir tane altıgen kapak var. Onlar burada. Yan yüzeyler bakın bu altıgen düzgün altıgense bütün kenarları eşit olduğu için tamam mı? Oluşacak şu dik dörtgenler var ya bir yüzeyde bir tanesini göstereyim. Burada da var. Burada da burada. Altı tane var. Onlardan her biri burada işte. Ve bunlar uzunlukları eşitse biliyorsun ki şöyle bir sonuç ortaya çıkar. Burada da boylar eşit çıkar. Bunların hepsi birbirine eşit olur. Bunları kaçırmayın. Basit bilgilerdir bunlar. Açtığın zaman nasıl bir görüntü oluşacağını bilmen gerekiyor. Şimdi bunun alanı ve hacmi nasıl bulunur ki? Bizim olayımız burada. Arkadaşlar hacim şudur. Hacim 3 boyutlu demektir. Hacim içine sıvı alabilen, hava alabilen cisimlerde olur. Tamam mı? Mesela ben uzayda bir hacim kaplıyorum. Çünkü benim içimin bir hacmi var. İki bak şöyle anlatayım. Bu nedir? uzunluk. Tek boyutludur. Peki bu nedir? İki tane uzunluk. Bu bir bölge kapatır. Tamam mı? Bir bölge kapatır. Artık bu alan olur. Mesela bunu metre, bir metre dersin. Bunu metre kareyle ölçersin. Alan. Bir de şöyle bir şey vardır. Bu iki boyutlunun yanına bir tane daha iki boyutlu eklersin. Derinlik eklersin. Şimdi burada ne vardı? Sadece uzunluk. E burada ne var? Uzunluk ve yükseklik. Değil mi? Burada uzunluk, yükseklik bir de derinlik. İşte üç boyut burada devreye girer. Mesela televizyon ekranında izlediğim bütün görüntüler iki boyutludur. Eli var, boyu var. Televizyonun içine elini sokamazsın. Görüntü üç boyutlu değil çünkü, iki boyutlu. Derinliği yok. Ama televizyonun kendisi üç boyutludur. Çünkü televizyonun kalınlığı vardır. Kalınlığı olan her şey üç boyutludur, unutma. Şimdi bu üç boyutu da tamamlaman lazım. Bunu arka taraftan şöyle birleştirmen gerekiyor. Tamamladın. Bak bu da üç boyutlu bir şey. Bunu da metre küple ölçersin. Mesela 10 metreküp. İşte arsa ölçüyorsun. Ne diyorlar? 100 metrekare arsa. Arsa iki boyutludur. Uzunluğu var. yüksekliği var. Derinliği yok. i̇p ölçüyorsun. 3 metre diyorsun. İşte diyorsun bu odanın hacmi 8 metreküp falan. Uzunlukta sadece bir boyut vardır. Metre. Alanda iki boyut vardır. Metrekare ya da santimetrekare. Hacimde üç boyut vardır. Küp. O yüzden biz üstüne bir, iki, üçü koyarız. Tesadüf değil. Birinci boyut ikinci boyut, üçüncü boyut yani. Ha, gerçek hayat üç boyutludur ya üçüncü boyutta izleriz. Sebebi ne? Gerçek hayatta her şeyin hacmi vardır. Gerçek, real bütün nesnelere dokunabilirsin. Bak mouse var mesela dokunuyorum, kalem dokunuyorum. Şu eldiven bile üç boyutlu. Çok da az olsa bir kalınlığı var. Kağıt da kalınlığa sahip. O da üç boyutludur. Elinle tutabildiğin her şey üç boyutlu. Neyse buraya niye girdiysem şimdi çıkıyorum. Aslında niye girdim? Önemli bir şey. Bu boyut meselesini, hacim meselesini anlayın. Üç boyutlarda hacim hesaplanır. O zaman ben bir şeyin hacmini mi bulmak istiyorum? <laughs> Çok basit. Şöyle yapacağım. Bak. Bu bir nesne. Tamam. Bak şimdi. Bunun hacmini hesaplamak istiyorum. Bir. Bunun genişliğini, derinliğini ve yüksekliğini çarpmalıyım. Üçünü çarpacağım. Ama şöyle bir şey var. Genişliği ile derinliğini çarptığında bir kere alanı bulursun. Bu ikisini çarpmak alanı vermek değil mi? Evet. İşte bulduğun alanı yükseklikle çarptığın an artık üçüncü boyuttasın. Çünkü üç tane şey çarptın. Uzunluk, genişlik, yükseklik. Üçünü çarptığın için üç boyutlu yani hacme ulaştın. He. Dolayısıyla bunun işte bilmem alanını dersin ki 20 hoppa yazamadım. Mesela 28 santimetre küptür falan sallıyorum şu an. Bir şeyin küpü diyeceksin. Önemli. Peki yanal alanı nasıl bulunur? Şimdi bu nesnenin yanal alanı bütün yüzeylerinin alanı bulmak demektir. Dört tane yan yüzey var, iki tane de kapak var. Bir altta bir üstte. Her birinin ayrı ayrı alanını bulursun. Bu sana bütün yüzey alanını verir. Sadece yanal alan diyorsa bu çevredeki dört tane parça var ya onların alanını bulursun. Dört parçanın alanına kapakları da eklersen bütün yüzey alanıdır. Sadece çevredeki dört parça yani şu bak. Mesela bunun yanal alanı nedir? Sadece bunun bunun ve bunun alanını bulursan yanal alan olur. Kapakları katmıyorum. Kapakları da katarsan bütün yüzey alanını bulmuş olursun. Anladın mı? Az üste yanal alan. Yandaki dikdörtgenlerin alanı demektir. Yüzey alanı ne demek? Bütün alanlar. Yanal alanı bul. Kapakları ekle. Bu kapakla bu kapağın alanını ekle. Bitti. Şimdi uygulamada anlatayım. Çok daha güzel anlayacaksın. Bak şimdi. Prizmanın yanal alanı nedir? Tamam bakıyorum. Aa, dik bir şekilde. Dik üçgen prizma bu. A dik dik 5 12 13. Buranın hemen 13 olduğunu anladım. Yine burası da 5, burası da 12 olacağı için burası da 13. Yanal alan diyor. Yanal alan demek 3 tane yan yüzey var. Bak biri şurada. Bu mavi. Bunun hemen alanını bulayım mı? Uzatmayayım, hemen bulayım. Hocam, bunlar dikdörtgen 3 tane dikdörtgen plakayı yan yana yapıştırmış. 2 tane de üçgen kapak yapıştırmış. Dolayısıyla dikdörtgen olduğu için burası 5, şu yükseklik 7 ya EA. DF de 7. Burası da 7 zaten. Hocam 7 kere 5 35. Buranın yüzey alanı 35 mesela santim mi bu? Evet. Santimetre kare. Yüzey alanını buldum. Gelin diğerini de bulalım. Şu. Bak zaten uzunlukları belli. Nedir? Bir kenarı şöyle iyice tanıyayım. Yükseklik 7. Bu 12. Diyorum ki 7 çarpı 12 ne yapar? 84. 84 santimetre kare de bu taraftaki yüzey alan. Bu tarafı boyayamam. Karışır. O yüzden bize bakan kapağı da şöyle siyahla tarıyorum. Bize bakan kapağın alanını söyleyin. Hocam 13 çarpı 7'dir. Onu da şöyle alayım buraya. 13 çarpı 7. 7, 7 kere 3 21. Bir elde var 2. 7 91. 91 santimetre kare. İşte bu üçünü toplarsam 3 üç kapağın pardon 3 yan yüzeyin alanı yanal alanı verir. Ee, toplayalım. Bunu buraya eklenen 95. 35 tane yapar. 100, 130. 80 de buradaydı. 130, 80, 210 yapıştır geç. Hadi hacmini de bulalım. Ekstradan hacmini buluyorum. Bak Hacim ne demekti? Taban alanını yükseklikle çarp. Çünkü taban alanı uzunluk ve genişliğin çarpımıdır. Onu yükseklikle çarptığın alanı bulursun. Şimdi bakıyorum bunun taban alanı nasıl bulunur? Şu siyah sileyim de daha iyi görün. Arkadaşlar hatta şunların hepsini sileyim. Taban alanı şurasıdır. Aslında 5 ile 12'yi çarpıp 2'ye bölmeliyim. Çünkü bu üçgenin alanı demektir. Güzel. Taban alanı 5 çarpı 12 bölü 2'den ne yapar? 60 bölü 2 30. Tamam buranın alanı 30. Diyorum ki taban alanı 30 arkadaşlar. Hemen sarıyla bir daha boyayayım. Taban alanı çarpı yükseklik. Taban alanı 30 çarpı yükseklik kaç? 7. Burada da 7. Burada da 7. Burada dedi Aynı şey. Çarpı 7. Ne yaptı? 210 santimetre küp. Bu da hacmidir. Aa! Onun yanal alanı ya hacmi eşit çıktı. Tesadüf arkadaşlar. Tamamen tesadüf. Sadece şunu da gösterdim. Ben bu taban alanını yükseklikle çarpmam demek bu parçayı sürekli aynı şekilde yukarı doğru yükseltmem, büyütmem demek. Ne kadar? Yükseklik 7 birim mi? 7 birim yükseltmem demek. Böylece burayı doldurmuş olur yani. Bir katman düşünün. Altta bir katman var. Bir kalınlığında. Onu sürekli tık 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 yukarı doğru çıkarsan artık 3 boyutlu bir bina yapmış olursun değil mi? Onun gibi düşünebilirsin. Hacim bu. Taban alanı bu. Tesadüfen aynı çıktılar. Takılmayın. Bir daha kontrol edeyim. 5 37. Tamam doğru. İkinci çay şey için mozaik pasta yapmayı planlayan Canan Hanım 750 birim küp paket bisküvi. Bu demek ki bisküvinin nesi? Hacmi. Birim küp paket bisküvi. Yeterli miktarda kakao, süt ve tereyağı almıştır. Mozaik pastasının bir kenarı 11 birim olan eşkenar üçgen tabanlı yapmayı düşünüyor. Güzel. Bu kadar geometriye ne gerek var değil mi? Yani Canan Hanım. Neyse. Pastayı yaptıktan sonra iç uzunluğu 25 santim olan bir tepsiye tam sığacak şekilde yerleştiriyor. Ya bize diyor ki bu pastanın kenarları 10, 10, 10. şu derinliği yani burası da 25 santim. Güzel. Buna göre bisküvi dışındaki malzemelerin hacmi kaç birim küptür? Şu küpü de üstte yazacakmışım. Tam üstte yazılamamış. Şimdi bisküvi dışında ben bisküvinin hacmini biliyorum zaten. 750. Ben bütün hacimden bisküvinin hacmini çıkarırsam kalan malzemelerin hacmini bulurum. Şimdi <laughs> hacim nasıl bulunur? Taban alanı çarpı yükseklik. Buradaki üçgenin taban alanını bulmalıyım. Sonra onu yükseklikle çarpmalıyım. <laughs> Pardon arkadaşlar. Bu arada bu yan yatmış olabilir. Ben bunu diklediğimi düşünün. Pastanın yüksekliği 25 olur. Taban alanı nasıl bulacağım? Bak şimdi bir eşkenar üçgen var. Ve senin eşkenar üçgeninin bütün kenar uzunlukları 10. 10, 10. Ben ne yapıyordum? Hemen bu eşkenardan bir diklik indiriyordum. Ne diyordum? Gördüğün ikizi indirdik ikizi. Bu ikiz kenar aynı zamanda. eşkenar üçgen ikiz kenardır. Dolayısıyla 10, 10 olduğu için inen diklik aynı zamanda kenar ortaydır. Tabandaki onu 5, 5 diye böler. Aynı zamanda buralar 60'tır eşken olduğu için. Buraya ne kalır? 30. 30'un karşısına 5 ise 60'ın karşısına nedir? 5 kök 3. Şimdi bunun alanı bulmak çok kolay. Neden? Taban çarpı yükseklik bölü 2. Taban 10 çarpı yükseklik 5 kök 3 bölü 2. Bu 2 bu 10 ile 5 olur. 5 kere 5 25 bir de kök 3 var 25 kök 3. Arkadaşlar taban alanım 25 kök 3. Ben taban alanımı yükseklikle çarparsam ki o da 25'ti zaten. Çarparsam 25'in karesi 625 yapar. 625 kök 3 bütün bu birim küp bütün pastanın hacmi. Bisküvit dışındakilerini soruyordu. Bisküvitin kaç? 750. E tamam bundan e, 750 çıkarırım. Nerede? 625 kök 3 eksi 750. A şıkkı yapıştır. Bu kadar. Basit güzel bir örnek. Şimdi dikdörtgen prizmaların e, içerisinde bazı uzunluklar var. Onları bulmayı öğrenelim. Özellikle mesela bu köşeden t bu köşeye çizgi çiziyor. Diyor ki bu çizginin uzunluğu nedir? Şimdi burada formül formül bilmiyorum ama salla formül. Yapacağın şey şu. Bir kere bunu hipotenüs yapacak bir dik üçgen oluştur. Zaten bu dik uzunluk burada. Diğer şu köşegeni bul. Gördüğün gibi burada bir dik üçgen oluşturdun ve yeşil bölgeden faydalanarak HD'nin karesi ve DB'nin karesinden bu sarı çizgi aranan şeyi bulursun. Peki bu A bu B ise karşı tarafta B. Ben ne biliyorum? A kare artı B kare şunun karesini verir. Doğru mu? Doğru. Bu sayede DB'yi bulurum. Sonra yüksekliğimle C. E C'nin karesini de işin içine katarım. Burada bir Pisagor yapar. Olayı hallederim. Hep dik üçgen üretmeye çalışın. Tamam mı? Yani şöyle anlatayım. Mesela çok basit bir örnek vereyim size. Sallıyorum. Burası 6 olsun. Burası 8 olsun. Mesela burası da 5 olsun. Bana H, ve nedir diyor. Ya burası 6 ise burası 8 ise burada da 8. A 6, 8, 10 üçgenden burası 10. Şu uzunluk. Hatta şöyle göstereyim. Şu uzunluğu 10 buldum. E tamam. Yeşil üçgene odaklan şimdi. Yeşil üçgende 5'in karesi yine siyahla göstereyim. 5'in karesi artı 10'un karesi eşittir. X kareler olayı çözersin. Bitti. O da ne yapar? 5 kök 5 mi ne yapar işte. Neyse. Önemli değil. Pisagor oluştur. Bak burada verilenler var ya ya bu ezber aslında benim anlattığım şey anlatıyor. Takılmayın. Mesela bunu hacmini sorsaydı. 6 ile 8 çarp 48. Taban alanı 48. çarpı yükseklik. Yüksekliği 5. Ne yapar? 240. Bu hacmi olurdu. 240 mesela santimetre küp olurdu. Neyse yanal alanı. 4 tane yan yüzey var. 2 tane kapak var. Her birinin ayrı ayrı alanını bulacaktın. Bitti. Mesela alt kapağın alanı nedir? 6 kere 8 48. Hocam üst kapağın alanı da 6 kere 8'den 48'dir. Alt kapak ve üst kapağı buldum. Yanal alanları bulalım. Şimdi mesela bu kapak için 8'e yüksekliği 5 seçmiştim. 8'e 5 çarp 40 yapar. 40 ile buranın al alanını buldum. E aynı tarafta karşıdaki kapak da 40'tır. Onun eşi. Çünkü 8 ile 5 o da 40. Tamam. Sonra bize bakan kapağı bulalım. Şu. Şu bize bakan kapak var ya. Bunun alanı nedir? 6 çarpı 5 30. E bunun aynısı diğer tarafta bakıldığında da var. Yani şurada. Şurada. Şurada göstereyim. O da yine 6 çarpı 5'ten 30. Bunların hepsini topla. Bu da sana bütün yüzey alanı verecek. Sadece yanal alanını sorsaydı yandaki şu dört kapağının alanını bulacaktın. Bütün alanda alt üst kapağı da dahil edeceksin. Hepsi bu kadar. Dikdörtgenler prizması AKKC. AKKC eşit. Şurası ortalanacak. A dikdörtgenler prizması ise taban dikdörtgen. Yani burası dik. Dolayısıyla 6, 8, 13 gene. Şu A'dan C'ye inen çizgi 10. Dolayısıyla onu 5, 5 diye hemen parçalıyorum. Şu eşittir çizgisini de sileyim. 5, 5 yapayım. Daha güzel göreyim. Heh. Bu kadar. Sadece ki P noktası ile K noktası arasındaki uzaklık kaç? Yapacağın ilk şey bu P ile K çizgisini bir dik üçgenin bir kenarı haline getir. Nasıl? Şöyle yapıyorum. Diyorum ki bir dakika ya. AC köşegen ya. BD de köşegendir. Tamam. Buradan buraya köşegeni çiz. Şimdi ne biliyorum? Bu 8 ise karşı da 8. Burası da 6. Yine 6 8 10 üçgenden bu kırmızı çizgi de 10. Tamam. Arkadaşlar köşegenler birbirini ortalar. Dolayısıyla aslında Şöyle söyleyeyim. Ben bunu güzel çizemedim. Şu çizgi ve şu K. Aslında K tam buraya denk geliyor da tam denk getirememişim. Siz anlıyorsunuz beni artık. K noktası burada tamam mı? Heh. Şimdi bu 10'du 5'e 5 bölündü ya. Bu da 10'dur. Çünkü bu 6 ise burada 6 bakın 6, 8, 13 üçgeni var. BD de 10'dur. Köşegenler birbirini ortalayacağına göre o da 5, 5'tir. Yani 5 buraya 5 buraya. Heh. Şimdi şu üçgen odaklan. Bak burada bir iki üçgen elde ettim. Bir kenarı 5, bir kenarı yükseklik, bir kenarı da aradığım şey pk noktası. Güzel. Bu sarı üçgeni şimdi odaklanalım. Ne biliyorum? Burası 5. Başka yüksekliği biliyor muyum? Evet hocam la 5 olduğu için pd de 5. Bravo. Buradan 5'in karesi artı 5'in karesi eşittir. X kare der olayı bulursun. O da 5 kök 2'dir. Yapıştır. Niye? İkisi dik üçgen. 5, 5 ise demek ki bu açılar 45, 45. 45'in karşısında 5 varsa 90'ın karşısında kök 2 katı olur. 5 kök 2. Oradan yakaladım. Yine bir dikdörtgenler prizması var. Bıdı bıdı olduğuna göre hacmini bu pri, pri, prizmanın. O konuşamadım. Alan ABCD 15'miş. ABCD. Şimdi ben buraya A buraya B diyeyim. ABCD'nin alanı 15 ise A çarpı B 15'tir. Bana bunu söylüyor. Güzel. Sonra ABFE B, F, e 12'ymiş. A, B, F, e. Buranın alanı 12 ise buraya da C diyeyim yüksekliği. A ile C'nin çarpımı 12'dir yani. Tamam. A çarpı C 12. Güzel. Başka? B, C, G, F 21 miymiş? Neresi? B, C, G, F. Şu ön bölge. Ön bölgenin alanı 20 ise C ile B'nin çarpımı 20'dir. Bunu anlatıyor bana. Peki diyor ki bunun hacmi nedir? Yavrum bunun hacmi nasıl bulunur? Hocam taban alanını yani şu taban alanını yükseklikle çarparsınız. Yükseklik C burada da C. Böylece hacmini bulursunuz. Tamam hacim eşittir. Taban alanı A çarpı B'dir. A ile B çarparak bulurum. Yükseklik C. C ile çarptım. Bu hacim. Bunu merak ediyorum ben aslında. A çarpı B çarpı C. Şimdi gel yavrucuğum. Bak burada ne var? Burada iki tane A. E iki tane B. E bir de iki tane C var. Görüyor musun? Bunlar çarpılmış. Heh, şöyle yapıyorum. Diyorum ki bunların hepsini taraf tarafa çarparsam soldakiler çarp A ile A A kare yapar. B ile B B kare yapar. Pardon B ile B burada. C ile de C C kare yapar. Peki sağdakileri çarpalım. 15 çarpı 12 çarpı 20 yapar. Şurayı biraz güzel yazsaydım. Heh. Şimdi her iki tarafı kare kökü içine alarak A, B, C'nin olduğunu bulabilirim. Bu A çarpı B çarpı C diye dışarı çıkar. Bu. Şimdi bak uzatıyorum. 15 nedir? 5 çarpı 3'tür. 20 nedir? 5 çarpı 4'tür. Şey 12 nedir? Pardon. 3 çarpı 4'tür. 20 nedir? 5 çarpı 4'tür. Şimdi bak. 5 ile 5 dışarı bir 5 diye çıkar. 3 ile 3 bir tane 3 diye çıkar. 9 yapar. 4 ile 4 16 yapar. Bir tane 4 diye çıkar. Böylece A çarpı B çarpı C 5 x 4 çarpı 3'tür. Çarpalım. 5 ile çarp 15. 4 ile çarp 60. İşte bu ABC'nin çarpımı yani hacmidir. Nerede? Aha, şıklarda yok. 1 dakika. Nasıl yok? 15 5 x 3. 12 3 x 4 25 5 x 4. 3 bu 5 diye çıktı. Bu 3 diye çıktı, bu 4 diye çıktı. Tamam. 3 kere 5 15. 4 ile çarp 60. Allah'ım! Prizmanın hacmi. 1 dakika bir şey yanlış mı yapıyorum? 15 12 20 15 12. Yo. 60 doğru. Demek ki bu 60 ya. 5 yapıştır geç. Tamam. 5 x 60 şarkı arkadaşlar. <laughs> bu şekilde çözdük. Bir daha kontrol edeyim lan. Ben mi hata yapıyorum acaba? ABC'de 15. Ee, yok ya, hata yapmıyorum. Heh. Zannetmiyorum hata yaptığımı. 15 böyle çıkar, 12 böyle çıkar. 3 çarp, 5 x 3 15. 3 kere 4 12. 5 x 4 20. E tamam 5'ler kurtuldu, 3'ler kurt 4'ler kurtuldu. 12 5 hesap doğru doğru Bir sıkıntı yok. Ben şıkkı yanlış almışımdır. Olur böyle hatalar. şey olacağı kadar. Kare dik prizma. Yani tabanın kare. Bu ismi veriyor. Prizmaya adını veriyor. Diyor ki benim tabanım yani alt tabanım ve üst kapağım kare. Yan tarafımda da o zaman dikdörtgenler var. Bunun hacmiye, yüzey alanı, çarp, hepsi aynı bulunur. Hacmini mi Taban alanını bul. A ile a çarp a kare. Bunu yükseklikle B ile çarp hacmini bulur. Bitti. Bu kadar. Burada işte. Tamam. Yüze yanal alanı mı soruyor? Şu B ile A'yı çarp bir tanesini bul. Burada B ile A'yı çarp diğerinin yanal alanını bul. Birini de burada bulmuştun. Zaten karşılıklı olanlar eşittir. Sonra burada A ile B'yi çarp bir tanesini bul. E bir de karşı tarafta arka taraftakinin de e, alanı aynıdır. Bu dört tane çevredeki kapa kapak demeyeyim buna yüzeyin yan yüzeylerin alanı bulursan yanal alanı bulursun. Üstüne bir de kapağın alanını eklersen A ile A çarpıp A kare A ile A çarpıp A kare. Bu ikisini de eklersen bütün yüzeyin alanı bulursun. Bu kadar. Tamam. Şimdi içeride bir uzunluk köşegen soruluyorsa yani sen H'den ta B'ye gelmek istiyorsan mutlaka önce şu köşegen uzunluğunu bulacaksın. Sonra bu yükseklikle beraber bu da Pisagor uygulayacaksın. Dik üçgen uygulayarak bu sarının yani X'in uzunluğunu bulacaksın. Tamam. Formüle gerek yok. Yani şu formülü falan ezberlemeye çalışmayın. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Şekil birdeki kare prizma. Kare prizma deyince ne anlıyorum? tabanım kare. Yarısına kadar su doldur. Ha tabanım burada zaten. 16 16 kareymiş. AB 16, BC 16. 4 AE 16 ise AE nedir? 4. AE 4. Yarısına kadar suyla doluydu hani. Demek ki 2 2. Güzel. Şimdi bu suyun hacmini bulalım. Çünkü bunu buraya dökmüş. Pardon, dökmemiş. Kutuyu yan kaldırmış. Yan kaldırdığı zaman yeni oluşan yüksekliği soruyor. Şunu biliyorum. Suyun hacmi değişmedi. Evet. Burada suyun hacmi ne? 16 çarpı 16 çarpı 2. Yükseklikle çarpacağım. Taban alanı 16 çarpı 16 çarpı yükseklik 2. Bu suyun hacmidir. 16'nın karesi neydi ya? 256 mıydı? Çarpı 2. 512 işte nedir? E, santimetre küp suyun hacmi. Bu hem bunun hacmidir hem de şekil değiştirse de aynı suyun hacmidir. Su değişmedi. Şimdi benim tabanım kaçtı? 4'e 16 idi. Demek ki bu 4 bu 16. Benim bütün yüksekliğim de 16. Bütün yükseklik. Ama bana onu sormuyor. Ne kadar yükselir? Şimdi diyorum ki buradaki suyun hacmi 512 çıkmalı. Tamam gel. Buradaki suyun hacmini bulmak için 4 ile 16'yı çarpmalıyım. Değil mi? Çarpı bu taban alımıdır. Yükseklikle çarpmalıyım. H. Bu bana 512 vermek zorunda. Şimdi e, 2'ye böl 256. 2'ye böl 2. 16'ya böl 1. 16'ya böl 16. 2H 16 çıktı. H nedir? 8 yapıştır ve geç. Bu kadar. Hacim değişmez. Şeklini değiştirebilir kabın. Suyun hacmin değişmediğini bileceksin. Tamam mı? Bu arada bir yudum soğukla soğuklanayım. Nasıl gidiyor ders? Algılayabiliyor musunuz? <laughs> yani daha doğrusu iyi anlıyor musunuz? Bu arada <laughs> şey geldi. Bir mesaj. Şöyle çaktırmadan telefonuma da bakıyorum. Yerine koyuyorum. Ve devam ediyorum. Güzel bir soru. Güzel. Kağıt kesmeli. ÖSYM bayılır. Haluk. Kenar uzunluğu 2A birim olan kare şekli kağıttan bunları kaçırmayın bak kare der ne bileyim kenar uzunluğunu veriyordur vermiştir şekle işlememiştir ama metinde geçiyordur bazı uzunluklar bunlara dikkat edelim. Kağıttan kenar uzunluğu B birim olan 4 kare şekildeki parçayı kesip atıyor. B birim 4 kare şek şekildeki parçayı kesip atıyor. Bakın B olan şuraları atıyor tamam mı? B bir, buraları kesmiş atmış. Ortada kalan bölgeyi de böyle almış. Sonra bunu da kıvırmış. Bu kenarları üst üste falan kıvırarak yeşil bölge içte kalacak şekilde. Demek ki dışında da turkuaz var. Şu renk dışında. Kalacak şekilde bir kutu yapmış. Güzel. Kalan parça ile dördüncü adımda verilen dikdörtgenler prizmasında oluşturduğuna göre elde edilen bu dikdörtgenler prizmasının hacmini bulun. Çok kolay ya buluruz, hiçbir sıkıntı yok. Şimdi bir kere şöyle düşünüyorum. Bu dikdörtgenler prizması için benim taban alanım şurasıdır, değil mi? Buradaki yani şurada görmediğim taban alanı bu aslında. Evet, bu kırmızı bölge. O da neresi? Şurası. Ben önce bir taban alanımı bulayım. Taban alanı için benim bu uzunluğum 2a'ydı. 2b kesip attığıma göre şu çizginin parçası bir kenar nedir? 2a 2b'dir. He. Şu yeşil çizgiye 2a 2b'dir. Yani o zaten bu genişlik şuraya da eşit. Burası da 2a 2b'dir. Güzel. Güzel. Peki bu yükseklik ne kadar? Buradan buraya gelen bu yükseklik ne kadar? Şöyle düşünüyorum. B kadar kesmemiş miydi? Burada da B kadar kesmişti. Burası B kadar. Yani o yükseklik de B'dir. Bu çizgi buraya eşit B'dir. Güzel. Demek ki B, B, B. Buralar B. Şu çizgide 2A 2B. Bunu şimdi kutuyu katlayalım. Benim tabanımın her bir parçası şurası ve şurası 2A eksi 2B'dir. Yüksekliğim bu çizgiyi oluşturur. Bu çizgi benim yüksekliğimdir. Yani burası. O da B kadardır. Bitti. Hadi hacmi bulalım. Şimdi 2a eksi 2b ile 2a eksi 2b'yi çarpmalıyım. Sonra bir daha b ile çarpmalıyım. He, diyorum ki şurada yapayım. 2a eksi 2b ile 2a eksi 2b'yi çarpacağım. Bu ne demektir? 2a eksi 2b'nin karesi. Bir de sonra bu bulduğum yüksek değeri b ile yükseklikle çarpacağım. Bu. Hadi hesaplayalım. Şimdi birincinin karesi 4a kare. Birinci ile ikinci çarpım 2 iki katı. 4, 8. Eksi 8ab. İkincinin karesi. Eksi 2ab'nin karesini alırsan artı 4B kare yapar. Bunu hepsini sonra bir daha B ile çarpacağım. Bakıyorum şıklarda böyle bir şeyler var mı? Benzeyen şeyler var. B ile çarpalım. 4A kare B eksi. Bakın bunu hepsiyle çarpıyorum. Hepsi. Bütün 3 tane terim var içeride. Eksi 8AB kare artı 4B küp. Şimdi 4A kare 4A kare B eksi 8 A bu değil. 4A kare B eksi 8AB kare 4B küp. Evet burada D şıkkını buldum. Gördünüz mü? 4 a kare b eksi 8 a b kare artı 4 b kare. Tamam aynısı. Güzel. Bulduk. Bu kadar. Güzel. Bu basit şeyleri ÖSM çok sever arkadaşlar. Çünkü belli bir sürede yapmanız gereken basit pratik işlemlerdir. Hacim bilme ile ilgili, dikkat etme ile ilgili, uzunlukla ilgilidir. O açıdan aa çok kolay bir şey falan demeyin. Çıkar. Sınavda kolay, çok kolay soru da çıkıyor. Kolay da çıkıyor, ortada da çıkıyor. Burada hocam eldiveninizin niye yarısı var yarısı yok? Biliyorsunuz bu Elim tablette kaysın diye taktığım şey. Burada da kalemi rahat kullanmak için yarısı yok. Gereksiz bir açıklama yaptım. Ve küpe geldim. Arkadaşlar küpte biraz önce bahsettiğim prizmanın özelliklerinin hepsi var. Küpün en güzel tarafı şu. Bütün kenar uzunlukları eşit. Yani tabandaki genişlik, derinlik, yükseklik her şey aynı. Bütün kenar uzunlukları olduğu için çok daha simetrik bir şekildir. Hacmini bulmak için yine taban alanını A'ya çarp A kare bulursun. Yükseklik aile çarparsan akare çarpadan A kare çarpardan A hacmine ulaşırsın. Güzel. Yine bir köşegen uzunluğu soruyorsa onu bir dik üçgenin bir parçası haline getirmeye çalışırsın. O da güzel. Ve şunu unutma. Bütün kenar uzunlukları eşit olduğu için bu yan tarafta dört tane yüzey var ya. Bu dört yüzeyin dört yüzey birbirine eşittir. Hatta onlar üst kapağı da eşittir. Alt kapağı da eşittir. Yani dört yan yüzey iki de kapak altı. Altı parçanın altısı da kare ve birbirinin tıpatıp aynısıdır. Aynı birebir aynı altı tane kareyi 4 tanesini yan tarafı tane de kapaklara koyuyorsun. Küp elde ediyorsun. Dolayısıyla yüzey alanını bulurken A ile a çarpıyorsun. A kare. Diyorsa ki bundan 6 tane var. 6 A kare. Bitti. Formülü ezberleme bak. Mantığını anla. Güzel. Hemen uygulayalım. Yüzey alanı 30 birim kare olan küp de alan. Şimdi yüzey alanı 30 birim kare ne demek? 4 yan yüzey 2 de kapak 6. 6 tane yüzeyin hepsinin yüzey alanı 30. Demek ki 30'u 6'ya böl. Bir tanesinin yüzey alanı 5. Yani şu. Örneğin şuradaki kareye el aldın. Bunun alanı 5 birim kare. O zaman şöyle diyelim. Bunun kenarları a a a idi ya. A ile a çarp a kare. A kare 5'e eşit. Yüzey alanı bir tanesinin 5. O zaman a dediğim şey nedir? Kök 5. Oo. Demek ki kenar uzunluklarına ben direkt kök 5, kök 5 ve kök 5 diyebilirim. Harika. Şimdi yeşil bölgenin alanı istiyorum. Tamam burası da kök 5'tir. Şurayı bulmalıyım. Şu. D E hocam burada dik üçgen var kök 5'in ve kök 5'in karesini alın. Kök 5'in karesi 5, beş. kök 5'in karesi 5 eşittir oraya a diyelim. Şey x diyelim. x kare. 10 eşittir x kare ise x nedir? Kök 10. Zaten şunu da diyebilirdin. Hocam, hocam. Kök 5 kök 5 ya. İkiz üçgen. Demek ki buralar 45 45. 45'in karşısında kök 5 ise 90 karşısında kök 2 katı olur. Kök 2 katı kök 10 yapar. Bravo. Şimdi bu yeşil bölgenin alanı tabii ki kök 10 kök 5'in çarpımıyla bulunur. Çarparsan ne yapar? Kök 50, kök 50 diye bir şey yok bu 25 çarpı 2'dir, 25 çarpı 5 çıkar, 2 çıkamaz, 5 kökü şıkkını Ki fark ettin, bu 5'i sonradan ekledim. Başka bir şey yazıyordu orada, yanlış yazmışım ilk başta ama düzelttim. Devam edelim. O çok güzel, beyin yakan, hoş bir soru. Arkadaşlar demiş ki şekil bir de beyaz renkli 64 birim küpten oluşan küpün karşılıklı yüzeylerinin iki tanesi sarıya, iki tanesi kırmızıya boyanıyor. Ya bu aslında en başta bembeyazmış altı tarafı da bembeyaz olan 64 tane küpü bir araya getirip bu şekli oluşturmuşsun. Sonra burayı kırmızıya boyadığına göre alt taraf da kırmızı. Bak burayı sarı, sarıya boyadığına göre karşı taraf da sarı. Çünkü karşılıklı iki yüzeyleri sarı iki yüzeyleri kırmızıya boyanmış. Güzel. Bunları unutmayalım. Daha sonra şekil 2'deki gibi küp yatay olarak iki parça ayrıldıktan sonra parçalardan bir tanesi atlıyor. Yarısını atmış. Kalmış diğer yarısı. Buna göre kalan parçanın birim küplere ayrılırsa, tamamen birbirinden ayrışırlarsa toplam beyaz yüzeyin alanı, kırmızı ve sarı yüzeylerin toplam alanının kaç fazlasıdır? Şimdi şurada sarı varsa arkadaşlar unutmayın burada da sarı var. Hatta şöyle göstereyim. Burada yatar renk katmayayım be. Burada sarı var. Niye yazmıyorum ki sarı? Şimdi alt tarafta da kırmızı kaldı. Kırmızı. Çünkü üstü kırmızıya boyalıysa altı da kırmızıya boyadı. Unutmayayım. Alt tarafta kırmızı kaç tane sarı var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 de burada. Bu taraftan bakarsan 16 tane sarı var. Kırmızı kaç tane var? Sadece alttakiler var. Bu parça kırmızının yarısı komple atıldı. Şimdi 4, 4 ile çarp 16. 16 küp var demek ki 16 tane de kırmızı var. Sarıyla kırmızıdan toplam 32. Güzel. Peki toplam kaç tane yüzey var? He. Bunları ayırdın mı birbirinden? Her birini ayırdın. Bak mesela bu bir tanesi şöyle bir şeydir. Bir tanesi şöyle bir birim küptür değil mi? Şimdi bunun normalde kaç yüzey olduğuna bakayım. Bunun gibi burada kaç tane birim küp var? 4. 4 ile çarp 16. 16'da üst yüzeyde var. Bak 32 tane küp var. 32 küpün her birinde kaç yüzey var? E, tabii ki 6 yüzey. 4 tane yanlarda. 2 tane de kapak 6. Bakın 6 tane yüzey var. Her bir küpte ve bu küpten 16 tane altta 16 tane üstte 32 tane var. Çarp 32 ile toplam küpün yani bütün küpler ayrıştığında bir tanesinin 600'ü var. 32 tanesinin 32 çarpı 6 tane yüzey. Yüzey olur. E, ee, 6 kere 2 12 kere 2 var. 1, 18 selde var. Bulunduk. Toplam 192 tane yüzey. Ama bu yüzeyler toplam. Yani içinde sarı da var, kırmızı da var ve beyazlar. Biliyorsun bu yüzey ayrıldığında bir küpün. Mesela şu ortadaki yüzeyi el alalım. Küpe el alalım. Bu buradan çıktığında iki yüzey beyaz. Kalan diğer yüzeyleri de beyaz. Çünkü ilk başta tamamı beyaz olan 64 birim küp vardı her tarafı beyaz bir şekilde çıkıyor. Tamam bu 192 tane küpün yüzeyin ben 32 tanesinin kırmızı ve sar olduğunu biliyorum. 32'yi çıkar kaldı mı 160. Bunlar arkadaşlar beyazdır. 160 tanesi tamamen beyazlardan oluşuyor. 32 tanesi de renkli toplam 192 tane yüzey yaptı. Şimdi diyor ki beyazlar renklerden ne kadar farklı? 160, 100, 160 32'den kaç fazla? 160'dan 32 çıkar 128. 128 tane fazladır. Bu kadar basit. Toplam beyazlar toplam şu yarısı için burada konuşuyorum. Burada toplam beyaz sayısı toplam renkli sayısından 128 tane fazladır. 32 tanesi renklidir. 128 beyaz, 32 ekle toplam 160 şey 160 tanesi beyazdır. 32 renklidir. Toplam 192 yüzeye ulaşırsın. Konuşabildim. Evet. Örtü sorusu sonra bu. Sonra finito. 2 tane kaldı. Bekleyin. Şimdi arkadaşlar. Ayrı ayrıtları 4 birim olan küp ve ayrıtları 2 çarpı 2 çarpı 4 birim olan kare prizma şeklinde telden yapılmış yapılar veriliyor. Evet. Bunun her tarafı 4. Bunun 2, 2 ve 4. Tamam. Mavisi 4'lü, yeşili 2, 2, 4'lü. Elimizde de örtüler var. Bir kenar uzunluğu 6 birim olan kare şeklindeki iki örtü, şekil önemli. İki örtü sırasıyla küp ve kare prizma üzerine fazlalıkları kesilerek örtülüyor. Şimdi mesela bunu almış, bunun üstünü örtmüş. Tamam mı? Örterken şuralar 4, 4 ya. Buralar 4 4 olacak şekilde ayarlamış. Demek ki şu ikilik parçaları kesmiş. 2 2 şu fazlalıkları kesip atmış tamam mı? Buralar 2 2'leri atmış. Tamam 2 2. Bak gelmiş buraya. Burası 4 ise buralar 4 4 olacak. Toplamda neydi? 6. Şu kestiği parçalar 2 2. Yani şu alarda 2 2 olacak. Aşağı doğru sarkan kısımları. Yani burası 2. Buralar 4 4 oldu. Güzel. Burada da aynı şey yapmış. Gelmiş bu örtüyü de yeşile örtmüş. O da burada gösteriyor. 6 bu neydi? 2 2. Demek ki e, şu olan 2 2 olacak. Kullanılan parça. Atılan parçalar bu sefer 4 4. 4 4'lük parça atılmış. Yani şu olan 2 2 kullanıldı. Atılan parça 4 4. Demek ki bu aşağı doğru sarkan kısımlar 4'lük olacak. Tamam. Bu örtüler ortalanıp küp ve kare prizma üzerine sarıldığında küpün üzerine oluşturduğu prizmanın hacmi V1, kare üzerinde oluşturulan V2 ise V1-V2 nedir? Şimdi küpün üzerindeki V1. Önce şunun hacmini bulayım. Şimdi örtüldüğünde oluşan bölgenin hacmi nedir? Taban alanı çarpı yükseklik. Bunun taban alanı 4 çarpı 4'ten nedir? 16. 2 de derinliği var. Yani yükseklik burada derinliğe denk gelir. 16 çarpı 2 32. Bunun hacmi V1'in hacmi 32'dir. V2'nin hacmine gelelim. 2 kere 2 4. Taban alanı 4'tür. Çarpı derinlik. Yani 2 kere 2 4. Burayı verdi. Çaba, çarpı 4. Derinlik yani yükseklik de 4'tür. 4 kere 4 16. V2 de nedir? 16. Bu ikisinin farkını soruyordu. 16. Yapıştır geç. 32 eksi 16'dan 16 çıktı. Basit. Ama soru öyle bir hikayeyle anlatılmış ki. Diyorsun ki oha ne var burada çok korkunç. Korkma yavrum. Adım adım gidince soru kendini ele verecek. Sana teslim olacak merak etme. Sen sadece al verilenler ve istenen arasında bağlantıyı kur. Yani verileni bir uygula önce. Korkma sonrası basit. Ve son soru. Yandaki şekilde üst yüzeyleri açık ve ayrıtları 2 kök 3, 2 kök 8 olan eş kare dik prizmalardan soldaki tamamen suyla doldur. Tamam, bunlar gelip çarpıştırılıyor. Bunun buna su dökülüyor. Evet. Ve burada açı 60 derece. Bu çok önemli. Yani şunun bükülme açısı 60 aslında. Şurası 60. Daha sonra su dolu prizma taban düzlemiyle 60 derecelik açı yapacak biçimde yandaki verilecek şekilde yerde duran prizmaya dayandırıldığında dökülen su prizmanın içini doldurmaktadır. Evet buraya su dolmuş görüyoruz. Tamam. Buna göre suyun dökülmesi durduktan sonra yerdeki prizmanın içerisinde bulunan suyun yüksekliği ne kadardır? Şu yükseklik. Bakın bu iki kutu özdeş aslında. Şimdi bunun hacmini bulmak için dökülen suyun hacmini bulun. Bak şuraya zoom yapalım. Dökülen suyun hacmi ne kadar? Dökülen suyun hacmi şuradaki boşluk var ya bu boşluk beyaz bölge. İşte bu boşluk kadar su dökülmüş. Ben bu boşluğun hacmini bulacağım. He, boşluğun hacmini nasıl bulacağım? Şöyle burası 60 şuna bir şu çizgiye bu çizgiye bir paralel çiz buradan. Çizdim. Şimdi arkadaşlar burası da 60. Yani su bak şöyle anlatayım. Su zeminle paraleldir. Tamam mı? Zeminle paraleldir. Dolayısıyla şu suyun ee, nasıl anlatayım? He şurada şurada çizeyim bak geri gel tam sayfa yap tekrar zoom'u al zoom'u buradan itibaren alalım bir saniye biraz önceki zoom kurtarmadı Heh. şimdi şöyle anlatayım sil 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 lan silemedim Heh. şu açı var ya arkadaşlar bu arada açı şuradan değil şuradan Heh. bu açı şuradaki paraleli çizdiğinde tekrar zoom yap Allah Allah zoom niye olmadı ha zoom az zoom yapamıyorum tam buradan alacağım. Heh. tamam şimdi. Şu kırmızı çizgi bu çizgiye paralel mi? Evet. Ve bununla kaç derece yapmış? 60. Arkadaşlar şu zemin suyla paralel. Bak şimdi. Açıyı bulmaya çalışıyorum. Açı Z kuralını görüyor musun bak? Z burası paralel bu çizgi ve burası 60'a geliyor. Z kuralına şurası 60'tır. Yani şu parça 60. He! O zaman diyorum ki biraz daha zoom yapayım. Daha büyük bir zoom alıyorum. Şimdi buraya zoomluyorum sadece. Bak ne anladım? Şurası 60. Bu üçgeni biraz şurada büyüteyim. Böyle, böyle, böyle. Bakın burayı 60 elde ettim. Tamam burası 90. Başka ne biliyorum? 2 kök 3, 2 kök 3'tü. Buralar 2 kök 3, 2 kök 3. Öbürü neydi? 8. Ha tamam 2 kök 3, 2 kök 8. Buraya bayağı zoom yaptım be. Ne kadar uğraştırdı bize. 2 kök 3 ise burası şuna eşittir. Yani şuraya eşittir. Burası 2 kök 3. Aha. 90 derece 60 derece burada 30 yapar. 60'ı karşısı 2 kök 3 ise 30'un karşısında 2'dir. 90'ın karşısında 4'tür. Yani şurası 2'ymiş. Şu yükseklik. Kırmızıyla yapmayayım bunu. Maviyle. Hatta dur yeşille. Şurası 2'ymiş. Tamam. 2 birim yüksekliğinde şu prizmanın tamam mı? Su kaybettiğini biliyorum ve yarısına kadarki suyu kaybetmiş. Bu bir köşegen ya beyaz kısım ve mavi kısım bu, bu kısımda yeşil bölgede eşit olurlar. O zaman buranın hacmini bulalım. Hacmi 2 iki kök 3 ile 2'yi çarp sonra da derinlikle çarp. Doğru. Şimdi ne yapıyorum? Diyorum ki bir kere 2 iki kök 3 ile 2'yi çarparsam taban alanını bulurum. 4 kök 3. 4 kök 3. Çarpı şu derinlik. İyi de o derinlik de 2 kök 3 zaten. Bize verilmişti. 2 kök 3. Çarpıyorum. 4 2 8. 8 çarpı 3'ten ne yapar? 24. Bunun hacmin tamamı 24. Ben Köşegene kadar ki suyu dökmemişim. Bu beyaz bölgeyi dökmüşüm. 24'ün yarısı nedir? 12. Heh. 12. 12 burada. Oh be. 12 birim küp su içeride. O zaman. Gel. Buradaki ee, bakalım taban alanı nedir? 8 çarpı kök 3. 2 kök 3 çarpı h. 8. 2 kök 3 çarpı buraya da haş yüksekliği diyelim. 8 çarpı 2 kök 3 taban taban alanı çarpı yükseklik bana hacmi verecek. Yani 12. 4'e böl 2, 4'e böl 3. Ee, 4 kök 3 çarpı h eşittir 3. 4 kök bölü diye at. h eşittir 3 bölü 4 kök 3. Paydayı kök 3 ile genişlet. Yukarısı 3 kök 3 bölü 4 çarpı 3 olur. 3'ler sadeleşir. 3 kök 3 bölü 4. Aha burada kök bölü 4. Direkt e şıkkında dibine gelmişim zaten. Vay arkadaş ne soruydu be. Vay vay vay. Ama böyle bir soru gelebilir. Niye? Dökülen suyun şuradaki prizmanın yarısı olduğunu bileceksin. Bu dik üçgenin bu prizman hacmini bulup yarısının döküldüğünü hesaplayacaksın. Sonra onu yine içerideki suyun hacim formülünden yüksekliği bulacak şekilde ayarlayacaksın. Ama yorucuydu. Belki dersi sonuna geldiğim için ben de yoruldum. Bilmiyorum. Ama güzel bir ders arkadaşlar. İnşallah faydasını görmüşsünüzdür. Verimli bir ders olmuştur. Lütfen kolaydan zora doğru şimdi bol bol soru çözün. Önce alıştırmak için alıştırmalarla geometri. Sonra sınav ikizi veya başka bir kaynak veya başka bir soru bankası. Ama yöntem şu. Kolaydan zora gideceksin. Bol bol soru çözeceksin. Hepsi bu kadar. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Başarılar diliyorum. Görüşürüz.